Afşin Belediyesi Engelliler Merkezi'ndeyiz. Geçen yıl başlattığımız Afşin'de iletişimde engelleri kaldırıyoruz isimli bir projemiz vardı. İşaret dili kursu verdik. Burada bizi sevindiren tarafı özellikle kamu personelini istedik. Konuşma engelli vatandaşlarımızı rahatlıkla işlerine görebilmeleri için o kursları başarıyla tamamladık. Devlet memurlarından, esnaflardan işaret dili eğitimine büyük teveccüh oldu ve sertifikalandırdık. Artık engellilerimiz, konuşma engellilerimiz çok daha rahat anlaşabiliyorlar devlet ailelerini, işlerini çok daha rahat görebiliyorlar. Tabii bu arada çok önemli bir eksikliği fark ettik. Özellikle işitme engelli vatandaşlarımız arasında okuma yazma bilmeyenler vardı. Diğer taraftan okuma yazma bildiği halde bunu sertifikalandıramayanlar vardı. Özellikle bankada işlerini yapamıyorlar, ehliyet alamıyorlar. Birçok resmi işlemlerini tek başına yapamıyorlardı. Okuyor yazma bilmedikleri için resmi tercümana ihtiyaç duyuluyordu. Bu eksikliği hissettik, okuma yazma kursu açtık. Bunu gururla söylüyorum ki Rabbime hamdolsun. Türkiye'de açılan ikinci kurs Afşin'de açıldı. İşitme engelliler okuma yazma kursu. Türkiye'de ikinci. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın da dikkatini çekti. Projemizle ilgili bizden bilgi aldılar. Bu eksikliği fark ettiğimizden Milli Eğitim Müdürümüzle paylaştık. Halk Eğitim Müdürümüzle paylaştık. Bu bizim boynumuzun borcu dedik. Bu insanları resmi anlamda rahatlatmalıyız, okuma yazma öğretmeliyiz dedik. Sağ olsun onlar da desteklerini verdiler. Gördük ki çok ihtiyaç duyulan bir eksiklikmiş. İl dışından Türkiye'de çok fazla açılmadığı için, ikinci kursta bizim olduğu için il dışından çok sayıda başvuru geldi. Fakat başvuru süresini kaçırdıkları için bu kurs dönemi de alamadık onları. Toplam 25 il dışından başvuru var. Bunları da inşallah bu kursu tamamladıktan sonra onlar için de bir kurs açacağız. 25 tane işitme engellimiz, başka illerde yaşayan işitme engellimiz de burada okuryazar okuma yazma eğitimi verip sertifikalandıracağız. Onları da Afşin'imizde misafir edeceğiz. Afşin'de şu vardı, bir öğrenilmiş çaresizlik topluma pompalanıyordu. Afşin'de bir şey olmaz, Afşin'de bir şey yapamayız. Bir çaresizlik vardı, bir yoksunluk psikolojisi vardı. Allah'a hamdolsun, Türkiye'de açılan ikinci kurs da gösteriyor ki Afşin artık bu öğrenilmiş çaresizliği aşmak zorunda, aşacak. Ben şunu söylüyorum hemşerilerime, Afşin inşallah güvenli olarak emin adımlarla hızla gelişiyor, değişiyor. Bu kurs da bunun göstergesi ki Engelliler Merkezi birçok il merkezine dahi yok. Afşin'de 2014 yılından beri faaliyette. Burada Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyoruz.